muhatabı var. Biri Zonguldak Belediyesi, biri de bu hurdayı yasal olarak almak zorunda olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. Ve kurum geçtiğimiz haftalarda bir yazı yazdı. Dedi ki ya hurdayı teslim edin ya da parasını tazmin edeceğiz dedi. Aynı zamanda da yıkım esnasında çıkan hurdanın da kantar fişlerini belediyeden talep etti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun bu hurdayı alması, ki o da satın alıyor. Yani belirli bir Londra Metal Endeksinde belirlenen rakamlara göre bir ücret ödeyerek satın alıyor. Bu hurdayı satın alması yasal bir zorunluluk. Yani bir tercih değil. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu bu hurdayı almak zorunda. Devlete ait kurum ve kuruluşlar hurdalarını Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na vermek zorunda. Dolayısıyla da o süreç işliyor. O nedenle şu anki yıkım işi hurda karşılığı yıkım işi olarak ihale edildiği için dolayısıyla da şu anki ihalenin iptal edilmesi gerekiyor. İptal edilerek eğer yıkım işine devam edilecekse yıkım işinin ayrı ihale edilmesi, buradanın da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilmesi gerekiyor.